Çaylarımızı, kahvelerimizi yudumladık. Ziyade olsun Mirhan Akbarım. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Buyurun, kitabı tanıtıyordunuz. Buyurun lütfen. Şimdi evet, şimdi bu kitabı üzerinden konuşursak, bu soykırımı yaşanan ya da Dersim'in işte soykırımda kaybolan çocuklarının hikayesini daha iyi anlamış olacağız. Şimdi bu kitapta ben 3 tane slogan kullandım. Birincisi, bu bir yüzleşme kitabıdır dedim. Neden yüzleşme kitabıdır dedim ben bunu? Şimdi ben Dersim Ermenileri çalışması yaparken Dersimlerin yaklaşımını biraz irdelemek istiyorum, size bunu anlatmak istiyorum. Şimdi sonuçta biz Dersim Ermeniler Derneği bir dernek çerçevesi içerisinde yasal kurallarla, yasaların izin verdiği şekliyle kurduk. Ve bizim Dersim dernekleri de vardı. 33 tane ayrıyetten Dersim Derneği de var İstanbul'da. Ve bunlar hepsi bir çatı altındalar. Federasyon diye. Dersim Dernekler Federasyonu diye. Şimdi bizim derneğin kuruluşundan sonra hiçbir Dersim Derneği yöneticileri bize hayırlı olsuna gelmedi. Ya da ya bir Dersim Derneği daha kurulmuş, ziyaret edelim diye gelinmedi. Hiçbir şekilde gelip bizimle bu konuyu görüşmediler. Görüşmek istemediler. Tabii yıllar geçince bu benim için bir şey oldu, bir sorun haline geldi. Yani neden Dersim Dernekler Federasyonu bizim bir Dersim Derneği olarak bizi dışlamalarının sebebinin ne olabilir diye düşündüm ben. Sonuçta kendim gitmeye karar verdim. Dersim Dernekler Federasyonu'nu aradım. Dersim o zamanki başkanı. Başkanım dedim, Dersim Ermeniler Derneği olarak ziyaretinize geleceğiz dedim falan. Tabii buyurun dedi falan bana. Neyse onlar randevularını verdiler. Toplandı tüm yöneticiler. Ben gittim Dersim Dernekler Federasyonu'na. Hepsi toplanmışlar. Oturduk, selamlaştık. Ya arkadaşlar dedim, Dersim derneklerinin ilk kuruluşu aşamasında dedim, sizin kurucu üyeleriniz içerisinde Ermeni arkadaşımız vardı. Hepiniz de bunun Ermeni olduğunu biliyordunuz. Kimdi akbarım? Or. Ya bizim bir arkadaş vardı. İsmini Tamam. vermeyeyim. Kendisine Tamam, şey peki yapmayayım. akşam. Tamam. Şimdi dedim, Tamam. sizin dedim, Dersim'de dedim, Alevileştirilmiş Ermenilerimiz var bizim dedim. Hepimiz Alevileştik dedim Dersim'de dedim. İçinizde yok mu sanki dedim. Biz dedim size dedim, Dersim derneklerinde dedim, kurucu olabiliyor oluyoruz, yönetimine giriyoruz, her türlü desteğimizi sunuyoruz. Siz dedim neden dedim, bir gün olsun dedim, gelip de derneğimize hayırlı olsun deme ihtiyacı hissetmediniz dedim. Burada sorun ne dedim falan. Tam ben bunu söylerken içlerinden yaşlı bir yönetici kalktı ayağa. Dedi ki doğru söylüyor ya dedi. Ben de dedi Ovacık Ermenisiyim dedi. Çok haklı dedim İran arkadaş dedi. Biz dedi yıllardır dedi adamın derneğini ziyarete bile gitmedik dedi falan. Fakat bunlar bu öz eleştiriye rağmen aynı tavrı yine takındılar. Yine şey yaptılar. Yine gelmemeye başladılar falan. Hatta Dersim'e yönelik çalışmalarda da bu ayrımcalığı yaptılar. Yani mesela Dersim'e gidiyorsun, Dersim'de festival dönemi oluyor. Evet. Şimdi sen tek kalıyorsun. Dersim Ermeniler Derneği olarak yalnız kalıyorsun. Onlar kendi içlerinde Dersim Dernekler Örgütleniyorlar. Federasyonu olarak giriyorlar, Gençlik Federasyonu olarak giriyorlar, işte örgütlerinin adıyla giriyorlar, dergilerinin adıyla giriyorlar ve bizi orada resmen boğuyorlar. Hatta burada çok mesela beni üzen bir durumla karşılaşmıştık. Mesela bir Dersim 1937-38 döneminde Dersim'deki göçleri anlatıyorlar. Göçlerin bir maddesi de Dersim Ermenilerin Dersim'den göçlü falan. Şimdi normal koşullarda bu şeyde yani programın bu bölümünde bizim Dersim Ermenileri hatta biz o zaman Dersim'de de bir dernek kurmuştuk. Alevi Ermeni Dostluk Derneği. Serkan arkadaşımız başkanlığını yapıyordu. Yani bizde 22 tane yönetici var. Bunlardan birinin orada bu konuşmayı yapması gerekiyor. Bence yani en mantıklısı bu. Çünkü bizim bu alanda çalışmalarımız var. Onlar hiç alakası olmayan bir arkadaşlarına yazmışlar oraya. Kendi adamlarından birini yazmışlar falan. Sonra ben Serkis Serapyan'ı konuşmacı olarak yazdım. Bir baktım konuşma süresi olarak bize 3 dakikalık bir zaman vermişler. 5 dakika, 3 dakika, 5 dakika bir zaman vermişler falan. Ben de itiraz ettim. Yani dedim ki bakın böyle bir soruyu hem dedim konuşma olarak bize dedim biz 22 tane yöneticiyi dedim ciddiye almıyorsunuz, bizi yazmıyorsunuz. Kendi adamınızı yazıyorsunuz.
Ve biz dışarıdan getireceğimiz bir Ermeni yazarı, aydın, entelektüel bir insanı da bir 5 dakikayla sınırlıyorsunuz. Neden dedim? Çünkü oraya dedim o kadar çok isim yazdırmışsınız ki dedim. Yani normal bir saatlik panel dedim 18 tane insan yazmışsınız dedim ya. Bilinçli yapılamış. Ben dedim geri, biz dedim geri çekiliyoruz burada dedim falan. Ve geri çekildik biz. Buna rağmen, bu tepkimize rağmen onlarda hala kendilerine yönelik bir şey yok. Eleştiri yok. Onlar hala işte Dersim'i Dersim'de kendilerinin hakimiyetini sürmesi gerektiğini, Dersim'e kendilerinin sahip olması gerektiğini, sanki kendilerinden, kendi siyasi düşüncelerinden başka bir düşünce yokmuş gibi, Dersim'i resmen ikiye bölmüş gibi bir hareket ediyorlar. İşte bir tarafta sol adına hareket ediyorlar, bir tarafta yurtseverler adına hareket ediyorlar. Geri kalanlara yok sanıyorum. Derneklerde Alevi ağırlıklı dernekler zaten hepsi Alevi ağırlık zihniyetiyle hareket ediyorlar ama orada tabii Aleviliğin de önüne geçiyor. Sol mantıkları, sol zihniyetleri. Ve ben bu konuda tabii Dersim'de yapacağımız çalışmalara bunlar katkılarını sunmayınca yalnız kaldık. Biz şimdi yalnız kalınca otomatikman biz de gücümüzü kendi insanlarımızdan almaya başladık. Yani Ermenilerden almaya başladık. Diasporadan almaya başladık. Durum böyle olunca ben de Dersim festivallerinde gerçekten çok ciddi bir güç ortaya koydum. Yani Ermenistan'dan her yıl Ermeni dans grupları getiriyorum. Dersim'den oraya Ermenileri taşıyorum. İnanın o 6 yıllık süreç ciddi bir çalışmayı getirdi kendisiyle birlikte. Yani inanılmaz bir çalışmaydı o. Ve bu Ermenistan'ın da gündemine oturmuştu artık. Dersim'de yaptığımız bu çalışma. Diasporanın da gündemine oturmuştu. Bu temelde bize ciddi destek olmaya başladılar. Yani yaptığımız her çalışmaya sponsor olmaya başladılar falan. Şimdi burada kendileriyle yüzleşmeye bir türlü yanaşmadı Dersim halkı. Yüzleşmiyor bir türlü kendisiyle. Yani şimdi sorun şu. Neden yüzleşmiyor acaba? Şimdi neden yüzleşmiyor? Çünkü tabularını yıkmak istemiyorlar. Yani mevcut kendilerine takiye etmiş oldukları o Aleviliğin altından Ermenilik çıkacak diye korkuyorlar. Oysa Dersim tarihten günümüze kadar hep aşiret mantığıyla hareket etmiştir. Aşiret zihniyetiyle hareket etmiştir. Yani belediye seçimlerine girdikleri zaman aşiretler öne çıkar. Genel seçimlerde aşiretler öne çıkar. Orada cenazelerde aşiretler öne çıkar. Kavgalarda aşiretler öne çıkar. Yani aşiretlerin yaklaşımı Dersim'de bir örgütlük şeyiyle kullanılıyor. Mantığıyla kullanılıyor. Yani adam kendi aşiretinden biri eğer mağdur olursa, cenazesi olursa tüm aşiret ona o gücü verir. Ona o desteği verir yani. Durum böyle olunca biz bu her aşiretin içerisinde Ermenilerin olduğunu biliyoruz. Çünkü 1915 soykırım gelmeden önce 1850'lerden sonra 1830'lardan sonra Dersim'de Ermeniler kendi kimliklerini bırakarak aşiretler içerisinde paylaşılmış. Hatta bunun şeyi de var yani paylaşılırken de şeye de dikkat edilmiş. Örneğin mesela de diyor ki her aşiret içerisinde bir sanatkar vermişler. Bir demirci diyelim. Bir aşirete iki demirci vermemişler. Ya işte bir demirci sizde var, bir demirci de bizde olsun. Semerci vermişler. Semerci vermişler işte. Marangozundan tut, duvar ustasından tut. Bu tarz bütün sanatları da Ermeniler elinde tutuyor tabii. Peki 15'e kadar Dersim'in yüzde kaçı Ermeni nüfus olarak? Kaç Ermeni yaşıyor yaklaşık? Ya o 15'e kadar. Yani onu biz tam olarak şey yapamıyoruz, tespit edemiyoruz. Yani çünkü Dersim Ermenileri, Dersim'deki yaşamları biraz aşiretler içerisinde dağılmalar olduğu için. Ama mesela sayı veremiyoruz ama Dersim'in kendi yapısına baktığımız zaman Dersim'deki Ermenilerin oranın yerleşik halkı olduğunu biliyoruz. Yani nereden biliyoruz mesela? Örneğin bizim kendi yaptığımız çalışmalar, arşivlerden çıkarttığımız belgelere göre mesela 220 tane kilise şapel var. Dersim gibi bir yerde düşünsene. 4 tane manastır var. Dersim'de. Yani Dersim'in o zamanki nüfusu ne ki? Düşün yani o kadar nüfusa her köyde kilise var. Bazı köylerde 2 kilise var, 7 kilise var, değirmen var. Yani çeşme var. Çeşme var. Belli ki Dersim'ler orayı bayağı bir
yerleşik olarak oraya yerleşmişler yani. Kalkındırmışlar. Tabii söylemler, değişik değişik söylemler var. Yani o konuda şimdi kimse de ama net bir şey söyleyemiyor. Ahbarım bu 2024 yılında bugüne gelirsek, bugün şu an Dersim'de kaç okul var, kilise, manastır, Ermenilerden kalma hangi izler var? Çeşme, hamam var mı bir şeyler? Ya kardeşim var? Yani kullanılır durumda bir şey yok. Hiç ama şey bugün yok, yok. Ama bugün mesela bölgenin en iyi taşlarından yapılmış bir Ergan Kilisesi var. İşte ne bileyim bir şey kilisesi var. Kızıl Kilise var Nazmiye'de. İşte ibadete bilmem... açık veya müze olarak mı yoksa yok. Başka amaçlı mı kullanılıyor? Hiçbir şey, sadece harabe durumunda var. Harabe. Harabe yani, o da 1944 yılında tamamen kiliselerin okula çevrilmesi. Daha sonra 12 Eylül 1980'de de okulların yıkılıp kışlaya çevrilmesinden kaynaklı. Daha sonra bütün kiliseler oraya yöre halkı tarafından hepsi taşları maçları sökülmüş, kendi evlerinde kullanmışlar. İnşallah. Kazı olarak işte altın maltın hikayelerine var olan tüm değerleri yok etmişler. Ama yine gittiğin zaman mesela orada kaya kiliselerine denk geliyorsun, kaya mezarlarına denk geliyorsun. İşte yıkık da olsa mesela Gölbağ Kilisesi şeyde var. Mazgirt'in içinde var, görüyorsun orada. Kiliseyi camiye çevirmişler. Yani Ermenilerin izleri orada Dersim'de var. Kokuyor yani her tarafta. Dağda, taşta, her yerde belli oluyor yani. Ama bugün Dersim'in tabanına baktığın zaman da hiç kimse şey değil yani. Hiç kimse Ermenilere uzak değil yani. Herkes Ermenilerle sohbetlerinde olsun, şeyinde olsun mesela çok yakınlar. Ermenilerin şeyine. İnsanlar şey diyor mesela, yani kiliseye çok rahat girip çıkıyorlar ama bir Dersimli'yi kolay kolay kiliseye sokamıyorsun yani, eğer Alevi kimliğiyle yaşıyorsa falan. Tabii onlar da yani sonuçta devletin o sürekli baskısından kurtulmak için kimi inkara gitmiş işte. Onlar da hep Alevi izliyorlar işte. Sorduğun zaman mesela hep Alevi izliyorlar. Hatta ben orada bir ara Ermeni çalışmaları şey, yaptığım zaman... Şey ispatlama derdine düşmüşler bir de. Yani ay, şey korku olduğu için. Korku olduğu için kimliklerini hep gizlemişler yani. Alevi olarak da gizlemişler mesela. Ermeniler zaten. Zaten ben orada bir çalışma yaptığım zaman bir ara şuna çok dikkat ediyorum mesela. Benimle sohbet eden arkadaşa soruyorum yani, sen mesela kimliğin nedir diye sorduğum zaman Aleviyim diyordu. Yani ben Aleviliğim, bir etnik kimlik olmadığını bildiğim için. Yani Alevisin ama yani neyin Alevisin mesela? Ben de Aleviyim diyordum ama ben Ermeni Alevisiyim diyordum. Sen diyordum falan. Kürt Alevisi var. Kürt müsün yani diyorum. Var. Yok diyor. Türk müsün diyorum. Yok diyor. Zaza mısın diyorum. Yok diyor. E nesin diyorum? Aleviyim diyor. Belli ki orada Ermeni'den dönme olduğunu bildiği için, Ermeniliği söylemek onun için çok kolay olmadığını bildiği için o Ermeniyim demiyor artık. Burada Aleviyim diyor direkt. Yani direkt Aleviliğe geçiş yapıyor. Kimlik olarak Ermeniliği saklamak için, inkar etmek için. Şimdi bir türlü yüzleşmiyorlar. Şimdi yüzleşmeleri gereken sadece kimlik değil ki. Dersim'de. Şimdi Dersim'de yüzleşmeleri gereken başka şeyler de var. Mesela oturduktan Ermeni mallarıyla da yüzleşmeleri gerekiyor. Helalleşmek dedikleri. Yani sen Ermeniler bir şekilde mallarını size bırakmış. Zorla bırakmış. İsteyerek bırakmış. Gönüllü bırakmış. Bunun da birkaç şeyini biz yaşadık. Mesela ben örnek vereyim. Şimdi o anda Dersim Belediyesi'nde belediye başkan adayı olan arkadaş, geçmişte de Hozat'ta belediye başkanıydı. Ben Hozat'a Alman belgeselcileri götürdüğüm zaman kendisi çıktı. Aynen söyledi, şuydu. İşte dedi ki Almanlara, işte şu gördüğünüz dedi Oanes'in dedi bağlarıdır dedi. Şu tarla dedi Agop'un tarlasıdır dedi. İşte benim içinde ev vardı. O evde oturduğum evdir. Agop'un evidir dedi. Hatta devamında Agop'un torunu çıktı yani mesela şeyde. İzmir'de çıktı. Nenesinin şeyini yaparken Ovacık, Hozatlı olduklarını ve şey olduklarını görüyorlar orada. Ermeni olduklarını ve dedelerin isminin Agop olduğunu öğreniyorlar ve beni aradılar. Ben de şeye söylerken arkadaşa döndüğüm zaman şey, ya böyle bir durum mu arkadaşlar, şey, ne diyorsun falan dediğimde de çok da samimi davranmadı yani. Dalga geçer gibi, he dedi, gelsin alsınlar dedi. Yani belli ki gırgır geçiyor yani, kabullenmiyor. Bununla da yüzleşmeler gerekiyor. Mesela Ovacık'ta siyaset yapan arkadaşlar aslında kendilerinin anlattıklarını ben anlatıyorum size. Adam işte dedelerinden kalma mal olduğunu. Yani Ermeni bir vatandaşın onun kendi dedesine bıraktığı bir emaneti, tarlayı, evi, dedeleri öldükten sonra torunlar kendi aralarında işte Ermenilere vermediklerini kendileri söyledi bana. Bu da şöyle bir durum var bugün. Yani belli ki gönüllü, Ermenilerin gönüllü bıraktıkları yerleri bunlar sonradan iade
etmeme kararı almışlar. İşte canınızı kurtardık yetmez mi dercesine. Malı iade etmemişler yani. Bir de 8-10 kardeş aralarında her gün böyle arsa kavgası, toprak kavgası, her gün işte 3 ölü 5 ölü televizyonlarda görüyoruz. Bunlar herhalde Ermenilerden kalan malların daha çok paylaşımındaki aralarındaki şey de olabilir yani. Yani Dersim için çok fazla öyle şeyler olmaz. Yani Dersim'de de tabii ki miras, çok duyuyoruz çünkü televizyonda işte. 8 miras tartışmaları çok olur. Yani ölüye falan kadar o kadar aşırı toprak yapılmaz ama Dersim'de yapılmaz o kadar aşırı ama Dersim'de de miras kavgaları çok olur. O da tabii ki dedelerinden babalarından kalma maldır. Dedelerin babalarından kazandık, nasıl kazandıklarını sorgulamaya yöneldiğimiz zaman sorgu altında bunun çıktığı netleşiyor yani. Yoksa Dersim'de hiç kimsenin yani Dersim halkı daha çok Ermenilerin dışındakiler çok fazla sanata, ticarete yönelmemişler işte. Daha çok böyle kırsal kesimlerde hayvancılık mevancılıkla uğraşmışlar. Ama bugün bakıyorsun adam köyün yarısı adamın üzerine kaydı. Belli ki Ermeniler giderken mallarını bir şekilde bunlara teslim etmiş gitmiş. Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Dersim'de de böyle şeyler olmuş, yaşanmış. Sizin orada eviniz var mı akbarım? Şimdi benim var. Şimdi mesela bak şu, bir arkadaşın Dersim Dernekler Federasyonu'nda Munzur galiba çevre derneğinden miydi? Munz ya da şeydi. Barajlarla ilgili çalışan bir arkadaşımız vardı Hasan Şen. Mesela onun bana bir gün bir teklif oldu. Ya dedi gel dedi sana dedi bizim köydeki dedi kilisenin dedi yerini dedi, size dedi, iade edelim dedi. Şimdi o size iade edelim dediği zaman kiliselerin yeri, ben dedim ki o zaman en azından Türk Dersim'deki kilise arsalarını bize iade etseler ya da mezarlıkları iade etseler ciddi yer olacak. Çünkü mezarlık. 220 tane yer kilise şapel çıkmış ortaya. Onun çevresinde düşündüğün zaman hepsi mezarlık. Bayağı bir mezarlıklarla birlikte bayağı bir şey çıkacak. Arazi çıkacak ortaya. Bunu bile bize Ermenilere iade etme konusunda kendileriyle yüzleşseler bu bile kendilerinin Ermenilere karşı olan vefa borcunu ödemiş olurlar. Ya da ne bileyim Fransa'da bizim bir arkadaş vardı. Bir belgeselde kullanmak istiyordu bunu hatta. Adam kendi dedesinden kendisine kalan Ermeni malını işte aramış en sonunda bulmuş sahibini. Fransa'da bir Ermeni çocuğu bulmuş. O işte adamın torunu bulmuş. Hatta kendisine teklif etmiş. Gel demiş şey yapayım demiş. Bir kısmını vereyim sana demiş falan. Çocuk kabul etmemiş. Yani gelmemiş oradan. Şeye falan. Hatta bunu belgeselde de kullanacağını falan söylemişti bana. Yani bu yüzleşmeleri yapmaları gerekiyor. Kendi iç, bak ben kendilerine Dersim Dernekler Federasyonu'ndaki arkadaşlar bak onurlu yaşam onurlu kimlikle olur. Kendi kimliğiyle olur. Adam önce kendi onurunu, kendi kişiliğini, kendi şeyini oluşturur. Daha sonra karşıdaki insan, halklarla birlikte hareket etmeyi düşünür. Sen şimdi kendi içinde Ermeni olduğunu bildiğin an insana Ermeniliğini saklatarak mesela ona işte Türk ismiyle, Arap ismiyle, Kürt ismiyle hitap ederek sen ondan nasıl bir doğruluk bekliyorsun? Ya da ondan nasıl bir verim bekliyorsun? Ben mesela İnsan Hakları Derneği'nde çalışma yaptım ben. Bir sürü derneklerde siyasi çalışmalar yaptım. Ben kendi kimliğimi özüme döndükten sonra İnsan Hakları Derneği'nden bana gelen teklif. Gel azınlıkların başına geç. Ya dün de ben geliyordum dedim. Eski ismimle niye bana bunu teklif etmediniz? Bak buradaki bu ince şeye bak. Çok evet, önemli bu yani. Ben kendi kimliğimi kazanınca hemen azınlıkların başına geç işte onların da kimliklerini kazanma adına çalıştılar. Demek ki bu konuda bile yüzleşmek gerektiğini düşünüyorum ben. Anladın mı? Şimdi gelelim ikinci sloganıma. İkinci sloganı diyor ki okuruna yakışan kitap. Şimdi bakın bu kitap içerisinde yaşadıklarımız o kadar önemli şeyler var ki bunları bilen bunları gerçekten okuyarak öğrenen arkadaşlar bence Ermeniler hakkındaki düşünceleri çok değişeceğini ben düşünüyorum. Mesela ben bu kitapla ilgili bir iki tane şey anlatayım kısaca. Lütfen. Biz kilisede şöyle söyleyeyim. Dersim'de bir Ermeni vatandaş Sindam köyünde yaşlı adam birkaç ziyaretine gitmiştim adamın falan böyle sohbet ediyorduk, konuşuyorduk işte Ermenilerle ilgili çalışmaları falan yapıyordum falan filan böyle. Ben bunun bir gün işte öldüğünü duydum İstanbul'da. Tekrar kalktım cenazesine gittim. Şimdi cenazesine gittiğim zaman baktım toplanmışlar cenaze şeyinde, toplantı yerinde, evinde. Bekliyor herkes böyle işte. Ne bekliyorsunuz dedim. Dediler ki işte hocayı bekliyoruz.
Ya ben dedim ki, ben de yanımda arkadaşla gittik biz. Diran Lokman Göz yanına gittik. Diran da bir opera sanatçısıdır. Çok da iyi bir sesi var. Gür bir sesi var böyle. Ben dedim ya, ben dedim size dedim, Ermenistan'dan dedim bir papaz getirdim. Bırakın dedim bunun cenazesini, dedim Ermenice kaldıralım dedim. Biz kendi şeyimize göre kaldıralım dedim falan. Çocuğuyla konuştum. Tamam dedi abi, dedi, kaldırabiliriz dedi falan. Biz orada onun ilk kez Dersim'de Ermeni duasıyla bir Ermeni'nin cenazesini kıldık. Cenaze bittikten sonra herkes hafif yürüdük, dinliyor. Onlar için de çok değişik bir şey. Sonra baktım çıktık tabii biz. Cenaze şey bittikten sonra hoca gelmiş, dışarıda oturmuş falan böyle kürsüde. Dedim hoca dedim, kusura bakma biz dedim Ermeni dedim, Ermenice kalırız falan. Doğaldır, normaldir dedi. Herkes de kendi diliyle, kendi adetiyle kaldırılır dedi falan. Bunu biz ilk kez yaptık. Şimdi yıllarca ölen Ermeniler var. Orada gidiyor Arapça işte okunan dualarla, mualarla falan kaldırılıyor. Yani sanki çok şeymiş gibi. Yani onu orada Ermenice kendi şeylerine göre kaldırılsa ne olur falan. Ama Ermeni mezarlığı yok değil mi? Gene Ya Ermeni Ermeni mezarlığı var. var mı? Bizim orada var ama Arada. öyle ayrı Ermenilerin kendilerine ait mezarları var. İşte zaten o da ayrı bir hikaye mesela. Örnek Harabe mi veriyorum orası mesela. ama? Harabe değil mi? İki tane Lütfen yok yok geçirildi. yok yok. Son ölenler Ha. kendileri için bir Ermeni mezarlığı yapmış. Bir köy içerisinde aynı köyün yukarı kısmında da bir başka ortak köy mezarlığı var. Hem orada Ermeniler yatıyor hem orada Ermeniler Ha. yatıyor. Hatta şöyle bir olayla karşılaştık mesela biz. Mesela aşağıda yatan Ermeni'nin mezarında şey yazıyor. Sarkis oğlu diyor Yusuf. Şimdi aşağı mezarlık Ermeni mezarlığı diye Sarkis oğlu Yusuf yazmışlar. Yukarı mezarlıkta Yusuf'un kardeşi yatıyor işte. Orada yazıyor ki Şakir oğlu bilmem Zeynel. Ya ben Nasıl? dedim ki bu nasıl bir Nasılmış? şey dedim ya. Ermeni mezarlığında Sarkis oluyor. Yukarı mezarlığa geldik Şakir olmuş. Öyle ki öyle yazmışlar. Ya tamam da bu bir yanlış. Bu yanlışın düzelmesi lazım mesela. Çok Bunlar ilginç mesela ben ya. anlatıyorum. Acayip. Ben bir şey de anlatayım bu. Şey konusunu geçelim. Buyur abi. Mesela bizde bir cenaze olayı gerçekleşti İstanbul'da. Şimdi kadıncağız rahatsızdı işte. Ölmeden önce vasiyet etmiş. Ben demiş ölürken demiş. Benim cenazemi demiş lütfen demiş. Camiden kaldırın. Ermeni kadın yani anneden babadan kocadan çocuklar hepsi Ermeniler yani hiç karşında ya karşı da değil bunlar tam Ermeniler ama Dersim'de yaşadıkları Vasiyet. için kendilerini işte Dersimler gibi yaşamışlar Alevi gibi yaşamışlar ama o cenevinden de değil camiden kaldırılmayı vasiyet etmiş. Sonra kadın öldü öldükten sonra tabii kocası 78 yaşında gitti kiliseye vaptiz oldu ismini değiştirdi işte kiliseden Ermeni mezarına gömülecek diye onun hazırlıklarını yaptı falan. Şimdi bu sefer baktık. Cenaze öldüğünde aile toplanmış şimdi. Ya biz ne yapacağız? Şimdi kadın vasiyetini yapıp camiden mi kaldıracağız? Ya dediler ki öyle olur mu dediler. Şimdi bütün Dersimler cenazemiz var diye cem evine gitmiş dedi. Ha. Biz onları oradan camiye nasıl getireceğiz dediler. Gelmezler dediler. Bu sefer peki sen dedik Hristiyansın. Kabul edeceğim. Kilise içerisindeki insanlar hayır. Kilise içerisindeki insanlar da senin hanımın ölmüş diye seni kilisede bekliyorlar. Devreye ben girdim. Nasıl bir durum? Ben devreye girdim dedim ki o zaman dedim, bak şöyle bir şey yapalım dedim. Biz dedim gidelim. Cem evine. Cem evinde apar topar hemen cenazenin dedim, şeyini kıldıralım. Oradaki insanlara. Sonra o insanları toplayıp kiliseye getirelim. Kiliseye dedim tekrar kıldıralım yemeğini de verelim dedim. Neyse bu mantıklı geldi tabii. Gittik Cem evine. Hoca da sağ olsun iyi bir arkadaştı. Gittim dedim hocam dedim bak bu kadın Ermeni. Senden bir ricam var. Bu kadın cenazesini kılarken Muhammed, Ali, Muhammed falan filan bunlara girme dedim lütfen dedim. Girme bunlara. Kısa, öz bir şeyler anlat dedim. Biz dedim zaten buradan kiliseye götüreceğiz dedim. Adam tamam dedi. Adam cenazeyi kılarken orada tabii ne Muhammed'den, ne Ali'den, ne Mustafa'dan kimden bahsetmeden 3-5 güzel laflar falan söyledi. Hakkınızı helal ettiniz mi ettiniz falan filan dedi. Sonra biz oradan aldık kiliseye geldik. Bu sefer kilisede papaz bunun cenazesini kıldı. Bu sefer aldık oradan mezara götürdük. Şey dedi ki gelin dedi ki gelin de Ermeni Ermeniyiz ama gelinimiz de Türkmenli kardeşim. Bu da tutturdu illahi vasiyeti vardı camiye götüreceğiz. Ya dedim yanan bacım sen dedim git evde 3 gün Kur'an okut dedim. Kimse duymasın dedim. Git ne yaparsan yap dedim yani. Bizim bu saatten sonra bu kadar da fazlası olmaz dedim falan. Mesela biz bunu da yaşadık bir Bu ay kaç olarak. yılında olan bir Yeni bir olay? olay be kardeşim. Daha 3 yıllık olay, 4 yıllık olay. Allah Allah. Şimdi biz bunları yaşadık işte. Bunlar Çok güzel. bizim kendimizle yüzleşmemizdir.
Bunlar toplumla yüzleşmemizdir. Bunlar kendi cemaatimizle yüzleşmemizdir. Bunlar solla yüzleşmedir. Bu kitabı okuyan herkes, inanır mısın? Herkes beni aradı. Bu kitapta yazılanları okuyan herkes beni aradı. Yani bunun içerisinde emekli subaylar vardı. Ankara'da o bile aradı. Konuştu benimle yarım saat. Ya şimdi arkadaşım. Vicdanımızla da yüzleşmek. Şimdi abi. Dinler misin? Tabii vicdanımızla da yüzleşmek. Tabii. Şimdi dinler misin? Ben Dersim'de Ermeniler var diyorum. 1915'ten sonra diyorum orada hepsi yetim kalmış. Hepsi birilerine sığınmış. Ya bir Ermenistan devleti bunları arama zahmetine katlanmamış. İstanbul'da padişahı bunları arama zahmetine katlanmamış. Kimse bunlara el uzatmamış. Hala da bunları suçlu görüyorlar orada bir de. Bir de orada suçluyor, niye döndünüz diye. Ya koşullar olmayan bir yerde sen yaşamışsın. Nasıl dönmesin ya? Ölümden kaçmışsın sen ya. Ağaçların dibinde yapraklar yiyerek yaşama tutunmuşsun ya. Ve yaşamda hayatta kalmışsın. Hayatta kaldıktan sonra gitmişsin. Kendi mahallende, kendi köyünde marabalık yapmışsın. Kendi malında yarıcılık yapmışsın. Yaşamaya devam etmişsin. Şimdi bunlarla yüzleşmemiz lazım. Ben o yüzden bu kitap çok önemli diyorum. Eğer bir gün soykırım tartışılacaksa bu kitap üzerinden tartışılmalı. Bu kitap okunmalı, bu kitap tartışılmalı. Şimdi ben kitabımda diyorum ki Taner Akçam, Baskın Orhan, Ayşe Hür gibi tarihçiler Dersim'de Ermenilerin olduğunu bilmiyorlar ya. Ve bu adamlar, bu arkadaşlar, ben dernekçilik yaptığım süre içerisinde özüne dönüş paneli yaptım. Dersim Ermenilerin özüne dönüş paneli yaptım. Konuşmacı olarak çağırdınız. Taner Akçam geldi dernekte yarım saat konuştuk. Vallahi İmirhan dedi, sen dedi söyleyeceksin, biz dedi öğreneceğiz. Bugün Taner Akçam Ermenilerle ilgili söylemediği söz kaldı. Onlarca kitap var. Değil mi? Ama Dersim'deki Ermenilerden haberim yok diyor. Baskın Hocam aradım. Baskın Hocam vallahi İmirhan dedi, bilmiyoruz dedi. Ayşe Yüre aradım. Vallahi İmirhan bilmiyoruz dedi. Ayşe Yüre, şeye emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim Hosep Ayrini'ye. Onun bana gönderdiği 123 sayfayla sayfa bilgiyi, Dersim Ermenileri bilgiyi ben Ayşe Yüre gönderdim. Ayşe Yür onunla birlikte artık kendi eklemeleriyle, kendi emeğiyle, kendi çalışmasını da katarak geldi, panelde konuşmacı olarak katıldı bize. Ve Dersim özel dönüş panelini biz yaptığımız zaman oraya katılan Dersimlilerin hiçbirisi tanıdık sıma değildi. Hepsi Dersim'le ilgili öyle enteresan, öyle ilginç çalışmalar yapmışlar ki. Ama hepsi sümen altı yapmış. Hiç kimse çalışmasını kamuoyuyla paylaşmamış. Korkusundan paylaşmamış, ortamını bulamamış, zamanını bulamamış. Bizim çıkışımızla birlikte mantar gibi herkes çıktı. Kitap yazanlar başladı, belgesel yapanlar başladı. Ama sonuç, kimse yüzleşmedi kendisiyle. Geldiğimiz noktada yine Dersim Ermenileri yalnız kaldı. Kitabını yazan yurt dışına kaçtı, belgeselini çeken yurt dışına kaçtı. Herkes yine kendini kurtarmanın peşine gitti. Ve yine kimse onlarla yüzleşmedi. Bizim çıkışımızla birlikte bir heyecan başladı. O heyecan kendi toplumumuz içerisinde de yavaş yavaş öldü. Çünkü soykırımın izlerini sürmek, soykırımı Türkiye'ye kabul ettirmek ya da soykırımı Türkiye'de konuşmak herkesin karı değil. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Soykırım kelimesini bırak, katliam bile diyemiyorlar. Anladın mı? Bizim mevzu bu. Şimdi o yüzden bunu okuyan herkes kendisine yakıştırıyor bunu. Kaç sayfa akbarım kitabınız? 260 sayfadır ama şeyle. Tamam. Yani yarısı 130. Ermenci. Şey 130 yani, Ermenice. Anladım. Şimdi mesela diyorum ki okur tarafından satılan bir kitap. Bakın neden okur tarafından satılan bir kitap diyorum biliyor musun? Bunu mesela okuyan, isim de vereceğim. Mesela burada dişçi Kemal Bey diye bir arkadaşımız vardı. Feriköy'de oturuyordu. Arkadaşımız bu kitabı okuduktan sonra benden geldi bu kitaptan 5 tane aldı götürdü. Kendi çevresine dağıttı. Almanya'dan kadın arkadaşlar geldi, kitabı aldılar. Götürmüşler, okumuşlar. Ondan sonra her ay buraya gelen bir arkadaş vardı. O arkadaşların her geldiğinde 5'er tane kitap Almanya'ya götürüp orada insanlara dağıtıyorlar. Akbarım, o zaman senden bir ricam var. Sizin bu dükkanın bir açık adresini, bir de tarifini yapar mısınız? Eğer şey yaparsanız... Ya Kurtuluş Caddesi üzerinde Koskal okumuşsun. Yanındayız zaten. Herkes, buradaki herkes biliyor. Kurtuluş Caddesi. Pasajın ismi ne? Tepe Üstü Pasajı. Tamam. Ama daha çok Koskal okumuşsun yanında diye geçiyoruz. Şişli'deyiz, Kurtuluş Caddesi'ndeyiz. Ana caddede, merkezde. Ana caddedeyiz. Yani bize ulaşmaları yani. Çok kolay oluyor. Evet. Zaten ben bu kitabın birinci baskısını
dağıtıma vermeden bitirdim. İkinci baskı da bitmek üzere. İsterseniz açıklamalar kısmına dağıtımdan ziyade telefonunuzu da şey bırakırız ettim. dükkanın. Belki size irtibata geçmek isteyen, o yurt dışından isteyenler olur. Tabii canım, isteyen herkese o zaman ulaşsın. Açıklamalar kısmında sizin telefonunuzu bırakırız. Tabii abi. Canım, telefonu da bırakırız, adresi de bırakırsınız. Onda sıkıntı yok. Tamam. Yani ben inanıyorum, daha benim bu kitabım yeni yeni satmaya başlayacak. Daha çok satacak. Çünkü gerçekten... Üçüncü bir kitap çalışmanız var mı bu konuda? Şimdi bununla işte bu ayın 28'inde Dersim'e gidiyorum. İşte çünkü çok talep var bu ikinci çalışmanın devamı için. Biraz hazırlıklarımız var. Tabii. Gidip ikinci kitap çalışmasını yapacağım. Dersimde bu Mart'ta gideceğim, işte bu ay 28'de gideceğim. Yazın ben de belgesel düşünüyorum. İnşallah yazda çakışı orada olursanız bir gelip sizi ziyaret ederiz daha. Belki... Seve seve ya, gelen arkadaşlar çok olur. Siz de gelin, orada biz size yerde temin ederiz. Faaliyetlerini ederiz. Hep takip ediyorum. Yardımcı da oluruz. Evet. Neden olmasın yıllardır ya? Yıllardır faaliyetlerinizi takip ediyorum. O festivalleri tüm dünya çapında bir ilgi alaka vardı. Ya gerçekten ben şöyle söyleyeyim, mesela iki şey daha söyleyeyim var. İstiyorsan lütfen. Ondan sonra sohbeti istiyorsan kapatabiliriz. Mesela 100 yıl sonra yapılmayacak şeyleri yaptık biz ve bir daha da yapılacağını da sanmıyorum, yapılmaz da yani. Ve örneğin mesela soykırımda, 1915 soykırımında katledilen Ermenilerin bulunduğu dağın başında, kayalarda biz 1915 Ermeni soykırım anması yaptık. Bakın, İnsanlar İstanbul'da 15 kişi bir araya gelip de anmayı yaparken ne sıkıntılar çektiklerini yaşıyorlar, anlatıyorlar. Ben o toplantılara katılıyordum İstanbul'da. Hatta bir toplantıda şöyle bir karar çıktı. Ya arkadaşlar, biz bunları sürekli İstanbul'da yapıyoruz. Biraz da bölgeye yayılsın dediklerinde ben kalkıp Dersim'e gittim. Dersim'de hem de dağın başında 100 küsur insanla bir Ermeni soykırımının anmasını yaptık. Kaymakamın tehdidi olmasına rağmen. Askerler burada sizi işte şöyle yapar, böyle yapar demesine rağmen biz yine de korkmadan gittik, yaptık. Örneğin biz mesela Dersim'de festivalde Ermenistan bayrağıyla şehir turu yaptık. Millet bana saldırdı. Söylemediğini bırakmadı. Ben de kendilerine çok güzel cevaplar veriyordum. Niye arkadaşlar dedim. Ben burada dedim PKK bayrağıyla da dolaştım. Ben burada, siz burada dedim TİKKO'nun bayraklarını, şeylerini her tarafa asıyorsunuz. Bunlar yasak değil de Ermenistan bayrağını gezdirmem mi yasak oluyor? Biz orada bir Ermeni gösterisi yaptığımız zaman, folklor gösterisi yaptığımız zaman, inan bana 70 yaşındaki, 80 yaşındaki kadın gelip bana evladım dedi, Allah dedi ömrüne ömür katsın. Bize çocukluğumuzu yaşattın sen dedi. Ben bu güzellikleri de dersin de. Tamam, Fransız, Alman, öteki bayraklarla gösteri yaptığında bir şey olmuyor da yani o bu... Ya işte insanlar bu konuda samimi evet, olmadıkları için. Yani. Ama ben bir şey söyleyeyim. Benim çalışmalarımın içerisinde korkularına yenilen çok insan oluyor. Tabii normaldir korkmaları. Ben de çok korktuğum zamana geldiğinde, ama bu korkularını, ya biz korktuğumuz için Miran'a destek çıkamıyoruz demediler. Herkes benim eksiğimi, hatamı bulup oradan üstüme gelerek ya bundan dolayı biz Miran'a destek çıkmıyoruz diyen oldular. Yani açıkçası evde eşinin kendisine Miran'ın hiçbir çalıştırmasına katkı sunmayacaksın, tehlikeli işler yapıyor bu dediğinde, o gelip de bana bunu söyleyeceğine, gelip de sen çok sektersin deyip suçu yine bende bulmaya çalıştı. Ama ben de her zaman söylemişim. Bu dava basit bir dava değil. Ağır bir dava. Basit olmadığı için de yaklaşımda çok fazla sert oluyor işte. Çünkü diğer türlü bu davanın altından kalkmak bedeli kolay ağır olmuyor yani. Tabii evet. Kolay olmuyor. Yaparım, son bir sorum olsun. Siz çok araştırmacılarla, bu tarihçilerle iç içesiniz ve gezdiriyorsunuz, işte konuşuyorsunuz. Şu an Türkiye'de toplam kaç tane Müslümanlaştırmış Ermeniler var? Yaklaşık tabii sizce, hani sayı olarak. Ya mesela yani takip ettiğim milyon? Sitelerde yani 11 milyon diyen de var, 9 milyon diyen de var. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok. Sizin şeyinizde böyle. Var var. Bence de tahminen yani var. Bence de var. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Yani Dersim'de yani keşke insanlar kendilerini benim yerime koysalar da benim duyduklarımı, benim gördüklerimi duyup gördükten sonra konuşsa. Ya ben hala bile beni arayıp da ya biz işte Ermeniyiz. Nasıl atalarımızla ilgili ya da dedelerimizin kimliğini nasıl bulabiliriz diyen bir sürü insan var. Ben de şöyle bir yoldan gidiyorum. Çok var yani. 1914'teki nüfus sayımına göre gidiyorum. Aynı artış olsaydı diyelim bugüne. Örneğin 1914 nüfus sayımı 2 milyon Ermeni diyelim. Kapatasak. Patrikhanenin sayımına göre 2 milyon 200 bin, şeyin sayımına göre de 1 milyon 600 bin. 2 milyon desek, geçen bu 110 yıl zarfında artışa göre benim tahminimce de
Şöyle, o zaman Müslüman ahali nüfusu Osmanlı'da toplam nüfus 9 milyon. Müslüman ahali nüfusu 5 milyona yakın, 4,5 milyona. 500 bin Süryani var, 2 milyon Rum var, 2 milyon Ermeni var. Yarı yarıya Ya nüfus. Muratçım, bunlara Yani girmeyin Müslüman, bak. yok yok. Bunlara bir şey anlatacağım Özür sana da. dilerim. Evet O tamam. mantıkta gidersen, şimdi benim de bir yaklaşık 25 milyon olması lazım. Şimdi bak ben şöyle söyleyeyim sana. Benim Şimdi tahminim tabii. böyle tahminlere gerek yok. Şuna gerek var. Neye Mantıklı gerek var iterek biliyor musun? gidiyorum. Ya Cizre'de Mele Mahmud'un Ermeni çıkması. Sivas'ta Cami Hocası'nın Ermeni çıkması. Abi Dersim'de Pir'in Ermeni çıkması ne demek biliyor ona musun? girersek şimdi Ya bu cemaatler nerede? bu seçim zamanları biliyorsun en büyük koz ne diyor hemen adam karşı rakip ne diyor? Bu diyor başbakan adayı başkan adayı diyor dedesi Ermeni baba de diyor. Ermeni. Ne yani bu kadar Öteki ne diyor? tabii canım. Ermeni dölü diyor. Bu, Türkiye'de en büyük hakaret Ermenidir yani. Yani Ermeni bunlar bu bak ben Ermeni sana bir dedim en şey büyük tabii hakaret küfre gerek yok. bunlara millet biraz kafasını çalıştırsa daha neler çıkacak da. Yani düşün ya. Dersim'de 4 tane manastır var orada. Orada papaz okulu var. Çimizgizek'te kız öğrenci, erkek öğrenci yurtları var, okulları var. Ya, ne oldu bunlar ya? Hepsi Gerçekler ölmedi ya. asla saklanamaz Akbari. Ben onu bilirim. Bir Çıkacak gün o. su yüzüne çıkar. Ne yaparsan yap. Ya Bunu çıkar tabii canım. saklayamazsın. Bu bir yerden böyle damardan fışkıracak o su İlla çıkacak. ki çıkar Hiç tabii. şeyin Öyle bir yani şey. saklama şansın yok. Ha bu ne olur? 150 yıl olur, 100 yıl olur. Bu da her gün Ya faturanın çıkar tabii. artması demek sana. Ya bugün Hani eğer 10 bin tabanı. yıl, 10 bin yıl önceki fosiller çıkıp da dünyanın tarihini değiştiriyorsa Ya ben bunlar da diyorum işte çıkar yani. Çıkmaz diye bir 1923'te şey yok soykırım yani. kabul edilseydi, af Yani. gelseydi insanlar bugün konuşulmazdı bu ya. Bak Bugün konuşulmaz akbarım ya. şöyle söyleyeyim. Gerek var mıydı? Bitirecektim Bizim bugün. Türkiye'deki yaşayan okumuşlar kendine solcuyum deyip de akşama kadar solun hiçbir gereğini yapmayanlara şöyle bir şeyim olsun. 1915 Ermeni soykırımı yaşandığında 1923'te Cumhuriyet kuruluyor. Arada 8-9 yıllık bir zaman var. Türkiye solu dünyanın talihini yapmaya kalktı. Çin'den tut, Arnavutluk'tan tut, Engels'ten, Marx'tan, Almanya, İngiltere'den tut. Her tarafta durum değerlendirmeleri, durum tahlilleri yaparlarken ülkeler işte kendi o 8 yıllık kendi geçmişlerine hiç bakmadılar. Biraz o 8 yıllık geçmişlerine bakarlarsa neyin ne olduğunu o zaman daha iyi Osmanlı anlarlar. İmparatorluğu'nun yıkılmasının kimi yıktı? İşte o baskın yapıp Aynı ne işte. yıkılmazdı Hepsi aynı ki? tarih işte. Enver Talat İşte Osmanlı'nın yıkılması, yıkar onlar Ermenilerin ya. Baskın katledilmesi, yapıyor evet. bak Osmanlı'nın yıkılması, Ermeni soykırımı yaşanması, Mekke Türkiye Osmanlı. Cumhuriyeti'nin kurulması. Hepsi bu üçgen. Bu Jön tarihlerde Türkleri, dönüyor Jön işte. Türkleri hepsi Yani bu işler böyle. Siyonist. Teşekkür Akbarım ederim. ağzına yüreğine sağlık. Çok değerli Sağ tarihi olasın. bilgiler verdin. Teşekkür ederim. Sağ Eksik olasın. olma. Gene bir soluklanalım akbarım. Şu kitapların hakkında böyle gezerek dışarıda böyle dükkan içinde neler var, ne bulabilir gelen Olur ben insanlar onun size hakkında. kitapları da anlatırım, Tamam, tanıtırım. teşekkür ederim Sıkıntı akbarım. olmaz yani. Görüşmek Sağ üzere. olasın.